Evet, derse gidiyorum. Güneşten. Beynime uyuma kalk hazırlan derse git diyorum. Bana no no diyor yani. Sonra da geç kalıyorum. Şövalye abimiz burada kahveyle kurabiye yiyor herhalde ya da pasta. Yani iç bahçeye geldik. Şurada hocaların odaları falan var. Buradan da atölyeye tekrar giriyor. Çaklı beşlik. Bize çok bırakmadılar ama dut yiyeceğiz. Kaynağı bulduk. Buradalar. Oh my god. Çok güzel kokuyor, iyi de. Bu uçan şeylerin hiç bu kadar büyük olduğunu görmemiştim. Elim kadar neredeyse. Çok büyük. Şimdi de bahçeli evlere gidiyoruz. Yolda çok yorulmuştum. Urfa'da sevdiğim bir özellik olarak otobüs yoluyla normal araçların yolu ayrı. Şimdi ben çok acıktım. Sizi bir yere götüreceğim. Patso ismi. Yani Güneydoğu Anadolu'da çok duyan olmadığını düşünüyorum. Batı taraflarında var. Patates kızartmasının içine baharat koyup ekmeği koyuyorlar. Burası öğrencilerin uğrak mekanı. Bayağı kalabalık oluyor. Sade patso da var. İçine sosis konulandan da var. Zaten ben burayı sevdiğim için sık sık gidiyorum. Biraz daha Şok'taki ürünlere bakmaya gittim. Fiyatlar yine artmış tabii ki. Tiramisu'yla leblebiyi kim bir araya getirmiş, çok değişik yani. Böyle ürünler vardı. Yine kamp sandalyeleri. Sonra kırtasiyeye gittim. İhtiyaçlarımı aldım. İzmir iskele midyesi 1,5'muş. Karlambaçında küçüğü 2,5, büyüğü 5 TL. Mavisi egzotik. Pembe olanlar. Diğeri de portakal. Ben egzotikten alacağım. 2,5 TL'lik. Burada da Migros'tan aldım. Tripodu deniyordum. Bunu A101'de gördüm. Farklı bir şey gibi geldi. Farklılıklara çok açık olduğum için hemen denemek istedim. Ve görüntüsünden tutku gibi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Şimdi tadına bakacağım. Tadı da güzel. Tahmin ettiğim gibi tutkuya benziyor. Bunun fiyatı 1 ya da 1,5 falandı. Bakar yazarım. Yani tutkunun paketi 5-6 TL olmuşken canınız şekerli bir şey çekiyorsa tutku gibi bunu alabilirsiniz. İşte size şu tripodu göstermek istedim. Bu tripodu ben Migros'tan aldım. 40 TL'ydi. Bu hem selfie çubuğu hem de tripod olarak kullanılabiliyor. Boyu da 68 cm. Sanırsam Teknosot'a da bundan vardı. Farklı markanın. Onun boyu daha uzundu. O da 45 falandı diye hatırlıyorum. Telefon takma kısmı ise şöyle böyle açılıyor. Buraya telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Bayağı açılıyor. Bu hem böyle dikte kullanılıyor. Aynı zamanda YouTube için böyle yan falan da çevirebiliyorsunuz. Bu 360 derece dönüyor. Şu baş kısmı. Aynı zamanda ben bunu mesela çizimlerde nasıl kullanıyorum? Bu mesela selfie çubuğunda böyle tutuyorsunuz ya. Aynı zamanda şu ayağı açılıyor böyle. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor bu özelliği. Ben böyle kullanışlı şeyleri çok seviyorum. Böyle tutunca da bildiğiniz tripod olarak kullanılıyor. Mesela böyle koydunuz. Ben şöyle yapıyorum. Telefonu da koyuyorum. Böyle çizim videolarını çekiyorum.
kısaltılabiliyor şöyle. Hızlıca siparişime geçiyorum. PixArt Color uygulamasından çizimlerimi böyle yapıyorum. Yarım kalan çizimime devam ediyorum. Burada farklı çeşitte fırça tipleri mevcut. Gördüğünüz gibi. Opaklık ve büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Böyle desen de verebiliyorsunuz. Şimdi çizimin kalanını yapacağım. Çizim bitti. Şimdi PixArt'tan kolajlamaları yapacağım. Yaptıktan sonra da bu şekilde bitirdim. Ve ertesi gün oldu. Yine okula gidiyorum. Bu da perspektif defterim. Göstermek istedim video içinde. Açıkçası perspektifim çok iyi değildi. Ama geliştirdim kendimi. Bu defterdekiler basit çizimler. İnşallah daha da ilerleteceğim. Ödevlerimiz olanlar da bunlar. Orada geçen bir çizgi var, yatay çizgisi. O, bu boyun neresinde? Ortasında mı? Ortanın altında. Ortanın altında. Yani resim konan yer. Resim konan yeri böyle görüyorum. Böyle görüyorum. Bunun da ortasından ta nereye kadar? Şu kağıdın, şunun üstünde de bir kağıt varmış, almadık. Bu orta rafa kadar geliyor, şuraya kadar geliyor. Bu buradan bu açıda geliyor. Deleme şenliğine gidiyoruz. Sınıfın diğer kısmı en tarafta. Boşa geçen ömre hayat değil mi? Aynı zamanda çocukluğumuzu hatırladık. Biraz da stres attırdığını düşünüyorum. Bilinçaltımızdaki korkularımızı, kötü yaşadığımız şeyleri ya da özlediğimiz çocukluğumuzu burada yaşadık diye düşünüyorum. Ve şimdi de uçurtma şenliğine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi uçurtmalar böyle yapılıyor. Uçurma vakti. Arkadaşım bu yeni çıkan çaylardan vermişti. Şimdi onları deneyeceğiz. Bir tanesi bir çay bardağına göreymiş. Bu bergamotlu. Ben bunu toz içecekler gibi bekliyordum ama çay taneleri var içinde. Sıcak suyunu koyuyorum. Karıştırdım ama taneler gitmedi, erimediler. Tadı gerçekten çay gibiydi. Adamın bir senede çizdiğini ben burada 5 saatte yetiştirmeye çalışıyorum. Şu an yamuk biraz. Boyayınca düzeltmeyi düşünüyorum. Bakalım. Kumaş yapmaya çalışıyorum. Çabalıyorum. Bakalım biraz olacak gibi. Şimdi bana göre bir resimde ne kadar çok tonları yerine koyarsanız o kadar güzel oluyor. Tonları yerine koymak için de çok fazla tona ihtiyaç var. Onları elde et, yerine koy. Buna da zaman gerekiyor. Şimdi gölge kısımlarına gireceğim. Şimdi böyle yaptıktan sonra fırçayı suya batırıp kenarlara yayıyorum biraz. Vallahi kısıtlı zamanda ancak böyle gidiyorum. Artık odaklanmaktan midem bulanıyor. Affedin Sayın Vermeer. Aceleye geldi. Emeklerimin karşılığı için Fakudo YouTube kanalıma abone olmayı
ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sevgilerle.